Parayı vereceksin, 15 gün sonra yine geleceğim, bir 30 milyar daha çekeceğiz dediler. Ve 9 ay oluyor bu. Çoluk çocuğum perişan, biri şeker hastası, biri kanser. Ben hangisine yanayım? Çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Parkta bir ağacın altına yatarken buldu polis onu. İki gündür açtı, önce karnı doyuruldu, sonra anlattı, dolandırıldığını söyledi. Kredi çekeceğim dediler PTT'den. Evet. Çektiler elimden, aldılar beni de eski baraja götürdüler. Orada elimden parayı olduğu gibi aldılar. Adıyamanlı 4 çocuk babası Seydi Sava 24 yıl inşaatlarda çalışıp emekli oldu. 8 yaşındaki oğlu Musa şeker hastalığına, 9 yaşındaki kızı Melek de böbrek kanserine yakalandı. Melek iki gözünü de kaybetti. Çocuklar da hırsız içeride. 1300 lira emekli maaşı alan Seydi Sava kredi kartlarından para çekti. Yaklaşık 7000 lira borç yaptı. Bu borcu da krediyle ödemek istedi. Parayı vereceksin, 15 gün sonra yine geleceğim, bir 30 milyar daha çekeceğiz dediler. Bir arkadaşı yönlendirdi. Talihsiz emekli Adana'ya gitti, bir bankadan 20 bin lira kredi çekti. Kendisine yardımcı olanlara da 30 bin liralık senet imzaladı. Emekli maaşımdan başka da bir gelirim yok. Kaç lira emekli maaş alıyorsunuz? 1300 lira. Peki alabiliyor musunuz şimdi onu? Şimdi alamıyorum, hiç kuruş alamıyorum. Krediye mi kesiyor? Evet, hem krediye hem de taahhüte. İddiaya göre o kişiler bankadan çekilen 20 bin lirayı da elinden alıp kayıplara karıştı. O günden sonra çaresiz kaldı. Yarın bir gün bana hapis cezası çıksa ne yapacağım? Seydi Sava parkta bir ağacın altında uyurken polis tarafından fark edildi. Polis sordu, o cevapladı. Verdiği cevaplar ucuca eklendi, dolandırıcılık tuzağı ortaya çıktı. Polis şimdi o dolandırıcıların peşinde.